إذا لدينا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Öyleyse bu kitabı okumadan önce soracağımız 5 soru var. لماذا ندرس التوحيد؟ Birincisi tevhidi neden öğreniyoruz? لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ İkincisi neden bu kitabı okumak için neden bu kitabı seçtik? لأننا طلاب والطالب يرجع للعلماء والعلماء رحمهم الله تعالى نصح الطالب أن يبدأ بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد بمتن الأصول الثلاثة. Çünkü bu kitabı seçtik çünkü bizler talebeyiz. Talebeler de ilim talebi yolunda alimlere uyarlar. Alimler de ilim talebine bu kitabı okumayı, öğrenmeyi, ilim talebine başlayan kimseleri bu kitabı öğrenmeyi tavsiye etmişlerdir. Ma hiya al-usul al-thalatha bi-ihtisar? Özet olarak 3 esas nedir? Hiya al-as'ila allati tus'al 'anha fi qabrik. Man rabbuk ve ma dinuk ve man nabiyuk? 3 esas özet olarak kişiye kabirde sorulacak sorulardır. Rabbin kim, dinin ne ve peygamberin kim? Naam. As-su'al ar-rabi' ma al-fa'ida min ad-dirasa? 4. soru bu kitabı okumamızın faydası ne olacak bize? الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Bu kitabı öğrenmemizdeki fayda eğer biz bu üç esası öğrenir yani kabirde sorulacak soruları öğrenir ve bunlarla amel eder ondan sonra sabreder ondan sonra davet edersek dünyada bu şekilde olursa kabirde de bu sorulara Allah'ın izniyle cevap veririz. القسم الخامس على ماذا يحتوي هذا المتن؟ يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة. 5. soru da bu kitap neleri içermektedir? Bu kitap özet olarak 5 şeyi içermektedir. 5 kısmı vardır bu kitabın. الأول المسائل الأربعة. 1. 4 mesele. علم وعمل ودعوة وصبر. Bunlar ise ilim, amel, davet ve sabırdır. القسم الثاني المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة. 2. de 3 meseledir. Bu da tevhidin 3 kısmıdır. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ 3. de tevhidi neden öğreniyoruz kısmı. الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. 4. de 3 esasın yani kabirde kişiye sorulacak soruların şerhi. الخامس الخاتمة والله أعلم. 5. de bu kitabın sonucudur. Allah en doğrusunu bilir.